Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayım. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencisine dayak atan öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığı'nda devam eden soruşturması hakkında gelişmeleri kamuoyuna bildirdi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencisine dayak atan öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığı'nda devam eden soruşturması hakkında gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı. Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda 14 Aralık'ta öğrencisi T.K'yı darp ettiği gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan Ali Rıza Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilen soruşturma dosyasında müfettişlerin çalışmalarını tamamladığı ve bakanlığa raporların iletildiği açıklandı. Vali Hamza Aydoğdu, dayakçı öğretmen dosyasının müfettiş raporları doğrultusunda gerekli cezai işlemin hafta içerisinde sonuçlanacağını ve kamu ile paylaşacağını anlattı. Biz dün itibariyle dosyayı gereği için Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdik arkadaşlar. Gereği için derken Sayın Valim tam bir... Yani orada müfettişlerimizin getirdiği bazı yani müfettişlerimizin getirdiği bazı cezalar var, bazı uygulamalar var. Onların yapılması için biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımızın bu konuda onay vermesi gerekiyor. Onay makamı Milli Eğitim Bakanlığı olduğu için biz dosyayı tam teşekküllü bir şekilde üst yazıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdik arkadaşlar. Arkadaşlar bu şiddetle ilgili ben kısa bir şey de söylemek istiyorum. Yani tabii öğrencinin öğretmene, öğretmenin öğrenciye, yani şiddetin her türlüsüne aslında hep beraber karşı olmamız gerekiyor. Fakat sadece bu olaylar ortaya çıktığında şiddetin gündeme gelmesi de bence doğru değil. Biz bütün vatandaşlar, insanlar olarak, hayat tarzımız olarak şiddeti her gördüğümüz yerde, illa kameralar önünde ya da medyaya yansıdığında değil, davranışlarımızla kesinlikle buna karşı olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bu aslında bir de bir kültür meselesi. Onun için aileden başlayarak okulda, sokakta, çevremizde bunun eğitimi de çok çok önemli bence. Onun için bir de bir pandemi süreci yaşadık. 1,5 yıl, 2 yıl evlerde kaldık hepimiz. Onun için bu anlamda birbirimize çok destek olmamız gerekiyor, yardımcı olmamız gerekiyor. Onun için şiddeti toplumun içerisinde yuvalanan noktalarını çok iyi tespit edip onları ciddi anlamda tedavi etmemiz gerekiyor. Eğer biz bu tespitleri ve tedavileri doğru yaparsak toplumda şiddet gittikçe azalır. Buna böyle bakmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız çalışmalarını bitirdi ve bakanlığa gönderdi. İnşallah bakanlıktan da onay geldiği zaman sonucu hep beraber görürüz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Radyo programcısı ve yazar Talha Bora Öge, Aksaray'da öğrencilerle bir araya geldi. Radyo programcısı ve yazar Talha Bora Öge, Aksaray'da öğrencilerle bir araya geldi. Aksaray Üniversitesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrencilerin moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla düzenlenen Gençlik Söyleyişleri kapsamında radyo programcısı ve yazar Talha Bora Öge şiirleriyle öğrencileri buluştu. Aksaray Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen programda Talha Bora Öge dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Şiir dinletisinin yanı sıra Neşet Ertaş'ın ölümsüz eserleri Öge'nin orkestrası tarafından seslendirildi. Yeni kitabı Var Bir Hayalimiz hakkında bilgi verdiği öğrencilerle sohbet eden Öge, öğrencilere seçecekleri meslekleri hakkında tavsiyelerde bulundu. Yaklaşık 2 saat süren programın ardından Talha Bora Öge öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekinerek salondan ayrıldı.
Ey güzel Allah'ım, sabrını geliştir. İşini kolaylaştırır. Şu dilimdeki düğümü çöz. Kendini koy. O üç taneden bir tanesi beni görünce yandakini dürttü, dedi ki kız şu gölgeymiş. Orkestramla beraber yaptığımız konserlerin, dinletilerin içinde Allahu alem bu en muhteşemi, en güzeli olacak. Çok belli. Vallahi. Hay maşallah. Çok pahalı ve biraz kız bizim işimiz yeter. Kafadan der ki ben şiiri çok severim. Bazıları da vardır ki onlar kendilerini çok realist tanımlarlar. Kardeşim benim şiirle işim olmaz der. Bütünleşmiş bir şiir. Hatta radyo programından haberi yok ama o şiiri biliyor. Okuyacağım ama bir şeyi merak ediyorum. Dil ne bilir şekeri şerbeti? Aldığın lezzeti baldan mı sandın? Lezzeti muradın olmaz. Allah uçurursa kanadın olmaz, uçmayı kuş. Allah dilerse kabağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan olsan. Dediğim diyemediğim söz onun. Kelamı dudaktan, dilden, gölgeden olsan. Burada Musa'lar doğar, açılır Bahar Ahmet, küfarı boğar. Sükut edince dün, bugün ne geldiyse o başına. Eden Allah'tır. Sözlerdeki güzelliğe bak. Dost elinden gel olmazsa ne olacak? Allah Allah. Aradın mı? Salim'e boyun eğer. Ama dünya bu. Kişi er. Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı Aksaray'da ziyarete açıldı. Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerine dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı Mobil İletişim Tırı Aksaray'da ziyarete açıldı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda konuşlandırılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dijital tırında ziyaretçiler holografik sunucu tarafından karşılanırken sanal manken, sihirli ayna deneyim alanı, harekete duyarlı ekran, yeşil perde deneyimi ve 3 boyutlu sanal kutu vatandaşların beğenisine sunuluyor. İnteraktif deneyim alanında insansız hava aracı ile uçuş deneyimi yaşanırken bu uçuşun ardından dijital uçuş sertifikası alınabiliyor. Rengimizi ayırıp nabzımızı buluyor. Sağdaki zaten normal termal kamera sıcaklık için. Sizlere milli gururumuz olan insansız hava aracı ile bir deneyim yaşatacağız. Buradan yeşil perde önüne geçerek çekeceğiniz fotoğrafınızla ise dijital İHA sertifikanızı oluşturabilirsiniz. Fotoğrafınızı almak için bizimle e-posta adresinizi paylaşmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli savunma sanayiyle yapılan dev hamlelerle gururumuz insansız hava araçları göklerde. Haydi, sen de bu gurura kolları da aç. Kollarını da açabilirsiniz Sayın Valim. Şimdi sağa sola yapabilirsiniz. Teker teker oradaki toplara çarpmamız gerekiyor bu şekilde. Yok, sadece sağ ve sola gidiyor şu an. Thank you.
sıra sıra hepsine çarpman gerekiyor böyle. Biraz daha hızlı hareket diyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın illere gönderdiği dijital tırımızı beraber gezdik. Bundan şu anda 47 ilimizde, değil mi? Evet, 47. ilimiz. Kırıkkale'den buraya geldi. Buradan da Hatay'a gitti. Gidecek. Çocuklarımız da şu anda tırı geziyor. Hakikaten bir farkındalık oluşturmak adına çok güzel bir uygulama bence. Çocuklarımız hem bizim SİHA'larımızla ilgili bilgi alıyorlar, hem de orada oyun oynama fırsatları var. Beraber gezdik. Ben öncelikle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Fahrettin Altun Bey'e bu farkındalık çalışması için teşekkür ediyorum. Bölge müdürümüze teşekkür ediyorum. Tırımız bugün burada. Bütün öğrencilerimizi, merak edenleri tırımızı görmeye davet ediyoruz. Bu dijital bir çağ, bilgi çağı. Biz bundan geri kalamayız. Mutlak surette bunu takip etmemiz gerekiyor. Çünkü artık teknoloji aslında bir farkındalık, farklılık olmaktan da çıktı. Hayatımızın bir parçası oldu. Artık ekmek gibi, su gibi, hava gibi, kendi azalarımızın bir parçası gibi. Onun için dünyadaki bütün gelişmeleri, değişmeleri çok hızlı bir şekilde takip etmek istiyoruz. Yani teknoloji okur yazarlığı, okuma yazma bilmek kadar önemli bence. Onun için çocuklarımızın da bu gelişmelerden mahrum olmaması için uygulamalı olarak böyle farkındalıkların olması hem çocuklarımız açısından hem de iller açısından çok güzel oluyor. Ben tekrar bölge müdürümüze, iletişim başkanlığımıza bu farkındalıktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ait dijital tırın Aksaray'da ziyarete açılması nedeniyle Aksaray'a gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut ve beraberindeki heyet Aksaray Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'ne ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ait dijital tırın Aksaray'da ziyarete açılması nedeniyle Aksaray'a gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut ve beraberindeki heyet Aksaray Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'ne ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette Türkiye'de yerel medyanın karşılaştığı güncel sorunlarla konuşuldu. Cemiyet Başkanı ve televizyonumuzun genel yayın yönetimi Celil Acar ziyaretinden dolayı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut ve beraberindeki heyete Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'ne yaptıkları ziyaret ve yerel medyaya yapılan desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Gayrimenkul danışmanı Emrah Kotak, emlak sektörünün 2021 yılını değerlendirdi. Gayrimenkul danışmanı Emrah Kotak, emlak sektörünün 2021 yılını değerlendirdi. Kotak, 2021 yılında gayrimenkule yatırım yapanlar kâra geçtiler. 2022 yılında fiyatların %40 ile %50 arasında artmasını bekliyorum dedi. 2021 yılı çok esnek, dalgalı, sürpriz şekilde geçti. Gurbetçilerin parayı bu sene getiremediler. Sınırlardaki kontrollerden dolayı. Biliyorsunuz ki Euro'nun artışı bizim sektörü şöyle etkiledi. Yastık altı dediğimiz, her zaman bahsettiğimiz konu, yastık altındaki paralar, Euro'lar, dolarlar, Euro'nun artmasıyla, doların artmasıyla piyasaya çıktı. Tabii ki bunlar da ister istemez en mantıklısı olan emlak sektörüne yatırım yapıldı. Uyanık olanlar, elini çabuk tutanlar evler ucuzken hepsini aldılar. Ama devamlı araştırmacı niteliğinde olan vatandaşlarımız alamadılar. Bununla birlikte tabii ki biliyorsunuz, insanlarımız biraz açgözlülük mi diyelim artık, başka bir şeyler mi desek, fiyatlar artırım yoluna gittiler. Çoğu müşterimiz ve biz mağdur durumda kaldık fiyat artırımından dolayı. Tapuda satışlarımız iptal oldu.
Şu anda dolar euronun düşmesiyle beraber işlerimiz durdu. Sanırım 2021 yılı bu şekilde devam edecek. Ama vatandaşlarımız 2021 yılında evi alan, arsayı alan, tarlayı alan her zaman kara geçti. 2022 yılında bu fiyatların %40-%50 artacağı öngörülüyor. Çünkü demirdeki, çimentodaki düşüş devam etmiyor. Yani euro yükseldiği zaman beraber orantılı yükselenler, euro düştüğü zaman orantılı düşmüyor maalesef. Bu da fiyatlara büyük bir ihtimalle yansıyacak. Şimdiden Kotak Gayrimenkul olarak 2022 yılının vatandaşımıza hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum. Teşekkür ederim. Belediye zabıta ekiplerinin marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri devam ediyor. Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince marketlere yönelik fiyat denetimleri devam ediyor. Aksaray Belediyesi zabıta ekipleri marketlere giderek fiyat denetimlerinde bulundu. Satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırılması, tüketim tarihi ve diğer kurallarına uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti. Alışveriş defetinde farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıklarını tespit edildiğinde rapor tutularak Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimine gönderiliyor. Denetimlerle ilgili görüş belirten vatandaşlar, marketlerde denetim yapılması gerektiğini, fiyatların çok arttığını belirterek, "Biz de vatandaş olarak indirimleri takip ediyoruz. Fiyatlarda aşağıya doğru çok fazla bir değişiklik göremedik. Bu nedenle denetimlere devam edilmesi gerekiyor." dediler. Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmelere özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri, gramaj uygunluğu ve reyon etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu konusunda hassasiyet göstermeleri ve COVID-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgelerde belirtilen kurallara riayet etmeleri hususundaki gerekli uyarılarda bulunuldu. MHP Niğde İl Başkanı Cuma Ali İnce, fahiş fiyat artışları hakkında basın açıklamasında bulundu. İnce, milli birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Niğde İl Başkanı Cuma Ali İnce, il binasında basın açıklaması yaptı. Yaptığı açıklamada fahiş fiyat artışlarına değinen İnce, artık herkesin, her kesimin elini taşın altına koymasının zamanı gelmiştir dedi. Bilindiği gibi döviz kurundaki suni artış bahane edilerek uzun zamandır ekonomide olumsuz ve karamsar bir hava estirilmek istenmiştir. Bir takım fırsatçılar da spekülatif ortamdan yararlanıp temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında aşırı artışlar yapmışlardır. Piyasa spekülatörleri ve kere doymayan bazı simsarlar mal stoklamak ve dövizdeki artışa paralel zamlar yapmak suretiyle fahiş kazançlar elde etmişlerdir. Ölçüsüz fiyat artışı furyası ve gerçek üstü piyasa şartları sebebiyle vatandaşlarımızın alım gücü düşmekle kalmamış, ekonomik sıkıntılara duçar olan halkın önemli bir kesim temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başlamıştır. Artık herkesin, her kesimin elinin taşını altına koymasının zamanı gelmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak halkın tükettiği temel ihtiyaç madde ürünlerinin fiyatlarında indirime gidilmesi için yurt çapında teşvik ve katılım kampanyası başlatılmıştır. Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin partimizin 30.11.2021 tarihli grup toplantısında dile getirdiği mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın toplumsal rahatlama adına temel ihtiyaçların fiyatlarında %2 ila 5 arasında indirime gitmelerini milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır şeklindeki ifadeler partimizce başlatılan kampanyanın ilk işaret fişeği olmuştur. Niğde Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda yasa dışı 747 adet materyal ele geçirildi.
Niğde Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 747 adet piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan, satılması ve kullanılması yasak çok sayıda yasa dışı silah, bıçak, elektroşok aleti gibi suç unsuru taşıyan aletlerin sosyal medya üzerinden satışı yapılmadan yakalandı. Satışı yapacak şahsın evine ve iş yerine yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 116 adet av tüfeği fişeği, 139 adet kuru sıkı fişeği, 117 adet muşta, 13 adet biber gazı, 4 adet metal kelepçe, 6 adet teleskopik şop, 7 adet elektroşok cihazı, 2 adet kılıç, 5 adet balta, 2 adet ustura, 317 adet değişik ebat ve özelliklerde bıçak olmak üzere toplam 747 adet materyal ele geçirildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor, Süper Lig temsilcisi Kayseri Spor'la 5. tur müsabakasında karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda temsilcimiz 68 Aksaray Spor, Süper Lig temsilcisi Kayseri Spor'la 5. tur müsabakası oynayacak. Karşılaşma 30 Aralık Perşembe günü saat 15'te Kayseri'de Kadir Has Stadyumunda oynanacak. Aksaray Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselirken ilk tur maçı yapmadan geçti. İkinci turda 3. lig temsilcisi Bayrampaşa Spor'u Aksaray'da 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlı temsilcimiz 3. turda deplasmanda Spor Toto 1. lig temsilcisi Tuzla Spor'u 1-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Aksaray Spor 4. turda yine 1. lig ekiplerinden İzmir Altınordu Spor'u 3-1 mağlup ederek 5. tura yükselen takım oldu. Siyah beyazlı temsilcimiz Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı tüm maçları 90 dakika içerisinde tamamlamayı başardı. Aksaray Spor Bayrampaşa Spor'u Aksaray'da 3-0 mağlup ederken gollerini 9 ve 83. dakikada Semih İntepe ve 38. dakikada Çağlar Özel kaydetmişti. Siyah beyazlı temsilcimiz 1. lig ekibi Tuzla Spor'u İstanbul'da 1-0 mağlup edip tur atladı. Bu karşılaşmada tek golü 30. dakikada Mervan Yusuf Yiğit atmıştı. Aksaray Spor 4. turda 1. lig ekiplerinden Altınordu Spor'u 3-1 mağlup ederken gollerini 17. dakikada Mervan Yusuf Yiğit, 83. dakikada Alican Tez ve 90+5'te Çağlar Özel kaydetmişlerdi. Siyah beyazlı temsilcimiz Perşembe günü oynayacağı Kayseri Spor karşılaşmasında da oldukça önem veriyor. Ligde ilk devreyi deplasmanda Karakoçan Spor sahasında 3-0 mağlup tamamlayan siyah beyazlı futbolcular Kadir Has Stadyumunda Kayseri Spor ile. Sırada hava durumumuz var. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.